Arkadaşlar merhaba. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Teknolog YouTube kanalında olduğu gibi güzel bir seri var. Bu serimize Hazır Sistemler serisi yine devam ediyor. Dostlar bu videomuzda Gaming Gentere'de DOS Kayaoğlu DK3 böyle bir hazır sistem yapmışlar. Ben de bir baktım. Fiyatı piyasa koşullarına göre uygun gördüm. Fiyat yüksek bir para bakarsak 14 bin lira ama piyasaya da bakarsanız bence gayet güzel yeni bir sistem alacaklara tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Değerli dostlar, RAM dışında tüm ürünlerin resmi sitelerinden ve teknik olarak inceliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen geçelim. Değerli dostlar, DOS Kayaoğlu DK3 Intel bir işlemci kullanıyormuş, 12. nesil. Aynı zamanda 3050 bir ekran kartı var NVI tarafında. 16 GB bir RAM görünüyor. Aslında 2 RAM görünüyor. 8, 8, 16. 500 GB da bir hafızası var. Kasa gördüğünüz gibi klasik normal kasa arkadaşlar. Corsair kasa. Markası da çok güzel bir marka. Teknik değerleri geçelim. Arkadaşlar işlemcimiz Intel. Intel de size resmi sitesinden bilgilerini vereceğiz. İşlemcimiz i3 12. nesil 12100F diye geçiyor. Ben hep videolarımda son karakterleri özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bir arkadaşımıza yazmış, dahil ekran kartıyla harici ekran kartı arasındaki fark nedir diye. Arkadaşlar ufak bilgi olarak söylüyorum. İşlemci üzerinde de gömülü bir grafik işlemcisi vardır. Bazı işlemcilerde bunlar yoktur. Eğer bunlar yoksa harici bir ekran kartına mecburuz. Bilgisayarımıza, anakartımıza bunu alıp takmamız gerekiyor. Şimdi bu işlemcide bunlardan, yani bu sonraki F dediğimize göre işlemci üzerinde bir grafik işlemcisi mevcut değil. Yani biz bu sistemi hazır alıyoruz, tamam. İçinde harici bir ekran kartı var. Ama diyelim ki biz bu sistemi ayrı bir şekilde bu işlemci alıyorsak arkadaşlar mutlaka harici bir ekran kartı da almak zorundasınız. Bu senenin birinci çeyreğinde piyasaya çıkmış arkadaşlar. 4 çekirdekliymiş, 8 iç parçacığına sahipmiş. 3,3 GHz'den 4,3 GHz'e kadar bir frekansı arttırılabiliyormuş. İyi bir soğutma yapmanızı öneriyoruz. 12 MB'lık bir keş belleği görünüyor gördüğünüz gibi. Maksimum 89 wattlık bir enerji kullanıyor. Yani amper çarpı volt bir enerji. E tabii ki bunun da dışarıya vermiş olduğu sıcaklık değeri de arkadaşlar 100 santigrat derece maksimum derece. Sizin bilgisayarınızda da tabii ki bu derecelere gelirsiniz. Çoğun bazıları da 90 derece falan yazar. Ama benim sizlere şiddetle tavsiyem bu dereceleri görmeyin. Çünkü çok ısınıyordur. Havalandırma, soğutma sistemlerinize sıkıntı vardır. Bunu mutlaka bakın, eğer böyle bir durum varsa sıcaklık dereceleriniz artıyorsa önüne hızlı bir şekilde geçin. İşlemcimiz maksimum 128 GB bir RAM desteği görülüyor ve DDR5'e kadar ve 4800 MHz'lik bir frekansları destekliyormuş. Çok güzel bir şey. DDR4 ve 3200 MHz'e. Ama bizim sistemimizde birazdan anakart tarafına geleceğiz arkadaşlar. Bir de RAM tarafına bakacağız. Acaba nedir frekansları? Değerli dostlar, iki tane bellek kanalı görünüyor ve 76,8 GB bölü saniye olarak da bellek bant genişliğine sahipmiş. İşlemcimiz gayet güzel işlemci. Yeni nesil işlemci zaten arkadaşlar. Intel'in en son çıkartmış olduğu işlemcilerden. Şimdi geldik anakart tarafımıza. Arkadaşlar anakartta da Asus Prime H610. Arkadaşlar şu taraftan bakarsak PS2 combo ve mouse. Dilerseniz klavye, dilerseniz mouse PS2 yuvasından bağlayabilirsiniz. Altında USB'ler, onun yanında dijital sesle beraber görüntü aktaran HDMI var arkadaşlar. Onun yanında bir tane analog sadece görüntü aktaran var. Üste de bir tane COM koymuşlar. COM eski bir teknoloji ama zaten bu Yonga setlerinde bu mevcut. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız onu siz bileceksiniz. Yanında yine USB bağlantılar var. Hem de 3,21. jenerasyon görünüyor iki tane. Onun yanında da 2.0 USB bağlantılar iki tane görünüyor. Bir tane de gigabit bağlantı LAN girişi var arkadaşlar. Ve ses kartı sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar M.2 yuvası olduğunu söylemiştik. Şu tarafta 42, 60 ve 80 milimlik de bağlantı. 3 tane boyuta göre M.2 takabiliyormuşuz arkadaşlar ve tabii ki buradaki bağlantı da 80'e kadar demek istiyor. Şimdi geldik, 4 tane de SATA bağlantı var. İstersek 4 tane hard disk'e ekstra bağlayabiliriz. Bir tane de USB 2.0 başlığı var, kasanın önüne gidecek. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir tane de RGB başlığı var. Bakın şu tarafta beyaz. Bu ne demek oluyor? Biz Asus'un Aura Signing
uygulamasına kurarız. Bunda bir aparatlar var. Aparatlarda hazır sistemde bunda var mıdır bilmiyorum. Bunu bağlarsanız o uygulama sayesinde oyun oynarken, müzik dinlerken, film izlerken oradaki sese göre renkler kasada yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu çok güzel bir özellik. Bir tane LPT başlığı koymuşlar arkadaşlar. Teknik değerlerine bir gelelim anakartımıza. Hemen öncelikle size anakartımızın RAM tarafına bakmak istiyorum. Maksimum 64 GB RAM desteği varmış arkadaşlar. Ve DDR4 3200. Ha, şimdi bizim işlemcimiz neydi arkadaşlar? Bizim işlemcimiz size gördüğü gibi maksimum 128 ve DDR5'e kadarmış. Dolayısıyla biz anakartımıza olan en düçük değeri baz alacağız. Maksimum 64 GB ve DDR4 3200 MHz'e kadar bir frekansımızı kullanabileceğiz arkadaşlar. Onun haricinde anakartımızı gayet de güzel anakart olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Ha, bu arada bilgi olarak da söylüyorum. Buradaki linkleri aşağısına koyacağım. Oradan da size de bakıp kendinize bir arama tarama yapabilirsiniz. Aklınıza gelen soruları da sorabilirsiniz. Geldik ekran kartımıza. Arkadaşlar ekran kartımızda da yine Asus kullanmışlar. Ve Dual GeForce RTX 3050 diye geçiyor arkadaşlar. Bu şu anda piyasada görünen orta segmentin bir tık üstü, hatta belki iki tık üstü ekran kartı arkadaşlar. Yani yeni nesil ekran kartları. Çok güzel ekran kartı. Bu ekran kartını alıp rahatlıkla yıllarca kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekran kartımız çift fanlı görünüyor. Şimdi şuradan arka tarafını sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Klasik olarak display ve HDMI, toplamda 4 çıkış var. Ve aynı anda da 4 tane bağlantıyı aynı anda görebilirsiniz. 4 monitörü bile bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Windows tarafında, Linux tarafında vesaire. Şimdi geldik teknik değerlere bakalım. 8 GB RAM'e sahip ve GDDR6 teknolojisini kullanmakta. Overclock modda 1852 MHz'miş arkadaşlar. Oyun modda da 1822 MHz'lik bir frekansları görebiliyorsunuz. Tabii ki bu frekansları yükseklere çıkmak iyi bir soğutma, her zaman söylüyoruz. 2560 tane CUDA odacığından sahipmiş. Bunlar render yapacak arkadaşlar. Yakından ilgilendiriyor. Buradaki sayı ne kadar yüksek olursa, bir paketleme yaptığın zaman, bir render yaptığın zaman, Premiere olsun, Adobe Photoshop olsun, CorelDRAW olsun vesaire, 3D tarzında uygulamalar olsun, pat diye daha hızlı bir şekilde alır arkadaşlar. Hardware tarafından yaptığın zaman direkt ben ekran kartını yaptırıyorsunuz. Ekran kartına render'dan paketleme yaptığı zaman tabii ki çok hızlı bir şekilde paketleme yerine geliyor. Buradaki CUDA'nın rolü bu arkadaşlar. 14 gigabit bölü saniye olarak da bellek hızına sahip, 128 bitlik bellek arayüzüne var. 8K'ya kadar da güzel bir çözünürlüğe kadar desteği varmış arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu ekran kartı, ben diyor hangi kasada beni kullanırsam kullan, minimum 550 wattlık bir güç kaynağı olsun o kasada diyor. Geldik şimdi RAM'imize. Değerli dostlar, Adata XPC, zaten bunlar ortak, yani aynı site. Ben resmi sitesine girdim. Adata tarafına girdim ilk başta. PDF dosyasından çizelgeler var. Oraya pek fazla girmek istemedim çünkü çok karışık RAM'ler gösteriyor. XPC sayfasına girdiğim zaman da bu RAM'in aynısı çıkıyor arkadaşlar. B30 serisi diye çıkıyor bu arada. Zaten şuradaki kod üzerinden arattırırsanız şuradaki Adata'nın A'sı, XPC'nin X'i, DDR4'ün 4'ü, işte UDIM dediğimiz normal RAM boyutu, 3200 MHz olduğu yazıyor, 8 GB RAM olduğu yazıyor, gecikme değeri 16 ve A olarak da görünüyor arkadaşlar vesaire. Buradaki değerleri zaten bu şekilde okuyabiliriz. Resmi sitesinde de bunu bulabilirsiniz. RAM'imiz gayet güzel. Kırmızı renkli bir RAM. Adamlar yapmış arkadaşlar. Güzel. Çok satılan, bilinen marka arkadaşlar. Fiyat performans üretiyor. Şimdi bizim bu sistemimizde gördüğünüz gibi iki tane bundan var arkadaşlar. Yani 8, 8, 16. Ben sadece şu anda tek bir 8'den sizlere söylüyorum. Bunun iki tane olacak kasanız arkadaşlar. Hard disk tarafına. Hard disk'i de Kingston NV1 kullanmışlar arkadaşlar. Şuradan da sizlere göstereyim. 500 GB'lık arkadaşlar. 500 GB'lık bir M.2 SSD ve 80 mm'lik, 22 portluk ve 80 mm'lik. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar RAM'imiz zaten artık, bu RAM'ler piyasada artık çok satılıyor. En son teknoloji, öyle söyleyeyim. Bunu alıp rahatlıkla ve hızını, harika bir hız var. Mutlaka böyle bir RAM'iniz yoksa alın ve Windows'u buna kurun. Ya da Linux kullanıyorsan buna kurun. Yani birinci diskiniz bu olsun. Hızı
Mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle yıllardır kullanıyorum ben. Tavsiye ederim. Şimdi bizimki 500 GB'da arkadaşlar. Şu şekilde baktığın zaman da hemen şuradan teknik değerlerini göstermek istiyorum. 500 GB arkadaşlar ve 500 GB olduğu için de 2100'e 1700 MB bölü saniye olarak da bir okuma yazma değerleri var. En üst seviyede görünüyor. Aynı zamanda da bu 500 GB'ımıza 120 TB'lık bir rewritable dediğimiz yani bir ömür var arkadaşlar. Bu da çok uzun bir süre aslında. Aynı zamanda bir de 1,5 milyon saatlik de yine bir ömrü görülmekte arkadaşlar. RAM'imize gayet bilinen marka, artık daha fazla bir şey söylemek gerek yok. Gönül rahatlığıyla bu RAM'i de alabilirsiniz. Ayrı bir şekilde alacaksınız. Ama zaten sistemimizde bu var. No problem. Hiçbir şekilde başınız ağrımayacak bir şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik kasa tarafına. Arkadaşlar Corsair'in bu biz artık standart bir kasa haline geldi. Her yerde satılıyor. Her yerde satılıyor. Uygun fiyatla, fiyat performans bir kasa arkadaşlar. Ama çok güzel bir kasa. Standart bir kutu gibi. Yani ödeleri kutu gibi bir kasam var. Yeter. Öyle ahım şahım falan böyle bir şey gerek var mı? Siz bilirsiniz. Fiyat performans bir tarzı bir kasa. Adamlar yapmış arkadaşlar. Benim de önce yan tarafını göstereyim. Kabloların gidiş tarafları vesaire bu şekilde yapabiliyorsunuz. Üst tarafta ise arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Power düğmesi, USB combo bir şey koymuşlar. Ben her zaman söylüyorum keşke ayrı olsa. Tabii ki bu isteğe bağlı bir şey. Bu komboyu ayırabiliyorsunuz bir adaptör tarzıyla bilginiz olsun. Üst tarafta da dilerseniz ileriye bakacak olursanız yani ilerisi için. Dilersek buna ileride üstte de bir radyatör, fan vesaire takabiliyoruz arkadaşlar. Bunların da yine resmi sitelerinde aşağıda bulabilirsiniz. Adamlar yapmış bakın buradan fanlardan çıkabiliyor. Önden alıyor. Üstten çıkıyor. Arkadan da egzoz fan tarafından da çıkartma yapabiliyor havayı. Sirkülasyonu sağlıyor. Zaten böyle bir şekilde sirkülasyonu da çok önem verin arkadaşlar. Hele ki havalar çok sıcak. Ağustos sıcağı. Yani böyle bir şekilde bilgisayarınızı havalandırın ve nefes alsın bilgisayarınız. Kesinlikle uzun ömürlü olur arkadaşlar. Teknik özelliklerinde aslında pek fazla söyleyecek bir şey yok. Bunlar tamamen sizlerin alacağınız zaman ölçebilirsiniz, bakabilirsiniz onları vesairesine yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de bu cihazımıza bakın arkadaşlar kasayla power supply bir arada koymuşlar. Ama ben power supply dedim ki bunun power supply ne? Hemen girdim şu tarafa. Sizlere hemen gösteriyorum. Aşağı doğru açıklamalara tıkladığımız zaman arkadaşlar yine Corsair'in Boulder VS550 diye bir power supply koymuşlar. Tabii ki bu ana başlıkta bu yazmıyor. Ben de aradım resmi sitesine yine bu power supply'ımıza ulaştım arkadaşlar. Modüler değil kablolu yani sabit anlamında söylüyorum. Teknik değerlerine bakacak olursak arkadaşlar 550 wattlık bir güce sahip. 120 milimlik bir fan boyutu var. 100 bin saatlik bir kullanım ömrü görünüyor. 3 yıl garantiliymiş arkadaşlar. Korumalarında aşırı voltaj, düşük voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık ve aşırı güç korumaları yer alıyor. 5 tane korumaları var arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Yani böyle bir sağlam bir power supply da koymuşlar. Kesinlikle güzel bir tercih olmuş. Değerli dostlar sizlere DOS Kayaoğlu DK3 Gaming Gen.TR'de satılan hazır fiyat performans 14 bin lira görünüyor. Bu fiyata monitör, klavye, mouse işletim sistemi dahil değildir. Onların bilgisini sizlere vermek istiyorum. Güzel bir sistem. Mutlaka araştırın. Bakın bu sisteme de. Sorularınız varsa aşağı mutlaka yazın. Bir like atın ve bizi takip edin. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.